Evet değerli arkadaşlar, şu anda dersimizin ikinci bölümü olan damarlarla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Kapalı olan dolaşım sisteminde damarlar içerisinde solunum gazları, mineraller, gıda maddeleri ve hücre artıkları bulunan kanı taşırlar. Bununla ilgili size girişte zaten kısaca bir bilgi vermiştim, ancak burada hem hatırlatma anlamında hem de biraz daha detaylandırmak için tekrar değinmek istedim. Kan damarları içerisindeki görevini solunum, boşaltım ve sindirim işleviyle birlikte yürütür. Kan solungaçlara geldiğinde solunum işlemi olan gaz değişimi yanında bazı azotlu atıkların atılması ve sudaki gerekli minerallerin tutulması görevini de üstlenmiş olur. Bununla ilgili ozmoregülasyon dediğimiz kısmı dersimizin sonraki haftalarında detaylı olarak sizlere zaten anlatacağım için bu kısımdan sadece bu şekilde bahsetmek istedik. Yani boşaltımda da aynı zamanda görev üstlendiğini belirtmek amacıyla. Damarların genel dokusal yapısına şöyle bir dıştan içe doğru baktığımızda 3 tabakadan oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan dıştaki tunica adventitia, ortadaki tunica media ve en içte yer alan da tunica intima isimli tabakalardır. Bu tabakalardan en dıştaki bağlı okuliflerinden oluşan tunica adventitia damarları bulundukları yere bağlamakta görevlidir. Dolayısıyla bizler tabi dolaşım sistemi çok kompleks bir yapı. Kalbin anatomik olarak kısımlarından bahsedebiliyoruz, görselleştirebiliyoruz ama damarlar açısından baktığımızda bunu bu şekilde yapabilmek çok kolay değil. Burada bahsettiğimiz dışarıda ana dokuya bağlayan ana tabaka olduğunu söylemek gerekir. Yine düz kaslardan oluşan tunica media ve tek sıralı epitel hücrelerden oluşan tunica intima tabakaları da damarların kasılma ve genişlemesine yardımcı olurlar. Kılcal damarlar, yani kapiller damarlar, yalnız intima tabakasından oluşur. Burada zaten kılcal damarlardan bahsettiğimiz durumda diğerlerine göre çok daha ince damar sisteminden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla buradaki geçişimin rahat ve kolay olabilmesi için az önce bahsettiğimiz 3 tabaka yerine sadece bir tanesinin bulunuyor olması söz konusu. Bu tabaka tek sıralı yassı epitel hücrelerden oluşması nedeniyle gerek kandaki gerekse de doku sıvılarındaki erimiş maddelerin geçişmesine, yani difüzyona uygun bir yapıdadır. Yani buradaki hücre kalınlığı da dolayısıyla bu geçişme için uygun olmak üzere daha incedir. Toplar damarlar, yani venalar ise ortadaki tunica media tabakası bulunmaz. Kalın ve kas dokusundan oluşan bu tabakanın olmaması nedeniyle venalar arterlere göre daha ince çeperlidirler. Evet, dolayısıyla burada arterlerle venalar arasında katman açısından baktığımızda da bir farklılığın olduğunu görüyoruz. Nasıl ki kılcal damarlarda tek bir tabaka varsa, venalarda iki tabaka, arterlerde üç tabaka söz konusudur. Dolayısıyla burada şunu da belirtmek lazım. Kalpten pompalanıp oksijenle zenginleşen temiz kan organlara gönderildiği kadarıyla geri alınamaz. Dolayısıyla burada aslında birazdan kısaca bilgi vereceğim lenf sistemi de devreye giriyor. Kalpten pompalanan kan konus arteriosus veya bulbus arteriosus, ki bu tanımlamanın kemikli ve kıkırdaklı balıklara göre olduğunu az önce bahsetmiştim. Geçtikten sonra solungaçların hemen altında yer alan aorta ventralis'e gelir. Demek ki dolayısıyla kalpten sonra ilk gönderilen yer aorta ventralis, yani solungaçların hemen altındaki ana aort. Aorta ventralis solungaç bölgesine geldiğinde her solungaç kemerine bir tane olmak üzere 4 ila 7 adet kola, yani arteria branchialis afferent ayrılır. Burada 4 ila 7 dememiz, yine hatırlayın, kemikli balıklarda 4, kıkırdaklı balıklarda 5 veya 6, dere 9 gözlüsünü örnek olarak verdiğimiz yuvarlak ağızlarda 7 idi. Dolayısıyla bu sayıların kökeni buradan geliyor ve her birinde dolayısıyla hatırlayın arteria branchialis afferent. Branch solungaç demek zaten, afferent de getirici demek. Dolayısıyla 4 ila 7 tane kola ayrılmış oluyor. Solungaç kemerleri boyunca daha ince ata damarları ve kılcal damarları oluşturarak solungaç filamentlerindeki lamellaların boşluklarında, yani sinuslarında son bulur. Burada gaz değişimi gerçekleşerek oksijence zenginleşen kan götürücü damar ağının olduğu
her bir solungaç kemerine birer adet olmak üzere yine az önce bahsettiğimiz gibi 4 ila 7 tane kola, bu defa arteriye branşialis efferent olarak dağılım gösterir. Burada yine nereye ulaşıyoruz? Solungaçların bu defa üstündeki aorta dorsalise ulaşıyoruz. Şimdi burada tabii yine az önce bahsettiğimiz şekliyle solungaç filamenti dediğimiz kısım, solungaç kemeri üzerinde yer alan ve operkulumu yani solungaç kapağını kaldırdığımızda solungaçlarındaki kırmızı rengin olduğu, yani dolayısıyla kanın dolaştığı kısımdan bahsediyoruz. Yani canlılığın olduğu kısımdan bahsediyoruz. Burada filamentler haliyle yine solunum sisteminde bahsetmiştik. Tek ve holobranş ve hemibranş gibi isimlendirilmişti. Yani tek parçalısı hemibranş, ikisi birden holobranş. Dolayısıyla bunlar solunum yüzeyini artırma amaçlı oluşan yapılar. Tabi filamentlerde bir de lamellalar var. Lamellalar keza ikinci defa solungaç yüzeyini artırmak üzere bulunan yapılar. Bunları dolaşım sisteminde zaten anlatmıştık solunum sistemiyle beraber. Burada gaz değişimi gerçekleşerek oksijence zenginleşen kan az önce bahsettiğim gibi nereye geliyor? Aorta dorsalise. Aorta dorsalisten baş bölgesindeki solungaçlara giden arteriye karotis ayrıldıktan sonra omurganın altından, bunu iyi hatırlayın, karın bölgesinin dorsalinden geriye doğru ilerler. Burası neresiydi arkadaşlar? Omurgayı, kolumna vertebralisi hatırlayın. Dolayısıyla burada göğüs omurları ve kuyruk omurlarının olduğu kısımlarda ne vardı? Altta kanalis, hemalis vardı. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz yer kanalis, hemalistir. Buradan ne oluyor? Geriye doğru, yani karın boşluğundan geriye doğru bir hareket söz konusu. Yani son solungaç kemeri hizasından pektoral yüzgeç kemeri bölgesine, arteriye, subklavya, bir kol, daha sonra hava kesesine, mide, karaciğer, dalak gibi organlara, arteriye solica ve bağırsaklara, arterica, mesenterica, pardon, aorta, mesenterica kollarını veriyor. Karın boşluğunda ilerleyerek gonatlara, arteria ovarica ve arteria spermaticus, böbrekleri ise arteria renalis olmak üzere kollar veriyor. Dolayısıyla bu boydan boya kanalis hemalise geçtikten sonra ilerlediği bu süreç içinde arteria caudalis adını alıyor ve her omur hizasından kollar veriyor. Hatırlayın yine omurlar arasında boşluk vardı. Dolayısıyla buradan organlara dağılımı sağlamak ancak bu şekilde mümkündü. Böylece çeşitli organ ve dokulara giden temiz kan buralarda kullanılarak oksijence fakirleşir ve vena caudalis olarak kalbe doğru dönmeye başlar. Yani artık en son bölgeden, yani kuyruk bölgesine yaklaştığımız bu bölgeden itibaren tekrar geriye dönüş söz konusu. Yani vena devreye giriyor, vena caudalis olarak. Arter olarak verilen organlardan her bir arterin dolayısıyla bir vena olarak kolu söz konusu ve dolayısıyla vena cardinalis posterior oluşuyor. Baş bölgesinden gelen toplar damarlar birleşerek vena cardinalis anterior'u da oluşturuyor bu arada. Kalp yakınlarında bu iki büyük toplar damar, yani vena cardinalis anterior ve vena cardinalis posterior birleşerek vena cardinalis adını alıyor. Tabi bu vena cardinalis içinde barındırdığı vücut sıvısını önce ductus cuvieriae, daha sonra da sinus venosus'a döküyor. Bu da şekil 28'de her bir bölüm ve damarlar net olarak size aktarılmış durumda. Çeneli balıklarda, yani gnosostomata dediğimiz balıklarda, mide ve bağırsak toplar damarları karaciğer toplar damarları ile birleşerek vena hepatik olarak iki kol halinde sinus venosus'a geliyor. Balıkların embriyo dönemlerinde her bölümde bir çift atar damar bulunur. Bunlar dorsal ventral ve lateral kollara ayrılır. Petromizonlarda, yani dere dokuz göğüsü dediğimiz grupta atar damarlar arter içerisinde kanın aorta geri gitmesini önleyen kapakçıklarda vardır. Dersimizin girişinde bir takım kan miktarına dair verilerden bahsetmiştim ama bunu biraz daha ayrıntılandırmak gerekirse şunu söylememiz mümkün. Balıklarda kan miktarı diğer omurgalılardan daha az olup 100 gram canlı ağırlık için 2 ila 17 mm arasında değişir.
Bu miktar yuvarlak ağızlarda daha fazla. Yani 8,5 ile 17 mililitre her 100 gram ağırlık için. Kıkırdaklı balıklarda biraz daha az, 6 ila 8 mililitre. Ve kemikli balıklarda ise oldukça düşüktür. Yani 2 ila 4 mililitre her 100 gram ağırlık için. Tabi burada bir fikir vermesi açısından insanla karşılaştırmak gerekirse, insandaki kan miktarı her 100 gram ağırlık için 20 mililitredir. Dolayısıyla kemikli balıklarla kıyasladığımız zaman kemikli balıkların insanlara göre 10 kat daha az kan miktarına sahip olduğunu söylememiz mümkün. Burada lenf sistemi ile ilgili belki çok kısaca bilgi vermek gerekirse, balıklarda kan dolaşımının yanı sıra diğer omurganlarda olduğu gibi bir de lenf sistemi bulunmaktadır. Balık vücudunun bütün hücreleri kapiller kan damarlarıyla ilişkili değildir. Bunu az önce bahsetmiştim. Bu nedenle de bazı hücresel atıklar veya dolaşıma karışması gereken maddeler doğrudan kapiller hücrelere geçemezler. Bu maddeler genellikle hücreler arası sıvıda kalırlar. Bu gibi maddelerin dokulardan uzaklaştırılmaları, zararsız olanların eskiden etkinleştirilmesi ve gerekli olanların venalarla birlikte tekrar kan dolaşımına verilmesi görevini lenf sistemi yerine getirir. Bu sistem maddeleri kanda olduğu gibi ya eriyik ya da emülsiyon halinde taşıyan ve lenf sıvısı adı verilen bir sıvı lenf kapilleri, lenf damarları ve lenf kalbinden oluşur. Lenf sıvısı içerisinde kimi zaman lökosit ve eritrositlere rastlamak da mümkündür. Evet, dolayısıyla bir bütün halinde baktığımızda damar sistemi de dolaşım sisteminin en önemli yapılarından bir tanesi. Yani kalp ve damarlardan oluşan bu kapalı sistem, dolaşım sistemi diğer omurgalarda olduğu gibi balıklarda da sorunsuz işlemesi gereken önemli bir donanımsal yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yaşamın devamlılığı da dolayısıyla bu dolaşım sisteminin düzgün çalışması, dolaşım sistemindeki kan ve lenf sistemi içeriklerinin vücudun talep ettiği değerlerde karşılanması ile mümkün. Hal böyle olunca özellikle sağlık açısından baktığımızda da hem anatomik hem fizyolojik yapılarından bahsettiğimiz dolaşım sisteminin ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtmek gerekiyor. Evet, sevgili arkadaşlar, bugünkü dolaşım sistemine dair sizlere anlatacağım kısımlar bunlardan ibarettir. Hepinize bundan bir sonraki hafta görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.